Deye Şam'ın valisine getirdi mektubu. Vali de bu Hırak isminde olan, orada müsafeyeten duran hükümdara verdi. Mektubu okudu. Dedi ki, bu hükümdar, Mekke'de bize zuhur etmiş. Ben peygamberim diyormuş. Acaba Mekkeli kimse var mıdır burada? Bu zat hakkında tahkikat yapacağım dedi. Ebu Süfyan Hazretleri, Hazreti Muaviye'nin pederi, o vakit daha iman etmemişti. Mekke-i Mükerreme'den birkaç kureyşiyle beraber Şam'a gitmişti orada. Aram bakalım, Şam'da hiç Mekkeli var mıdır? Ebu Süfyan diyor ki, biz Şam'daydık diyor. Bir de bu Hürak'ın adamları geldiler beni ve yanındaki olan Mekkelileri derler ya toplamda Hürak'ın karşısına götürdüler. Bize dedi ki diyor, siz Mekkeli misiniz? Evet. Şu önüme dikilin bakayım. Önüne böyle çat bağladık, oturduk. Ne yapacağını bilmiyoruz. Bize tercüman vasıtasıyla sordu ki, Mekke-i Mükerreme'de bir nasıl zuhur etmiş? Rica ederim, bu hikaye dediği canınız tıkılan var mıdır? Resulullah'ın sireti ne oldu? Aklına öyle bir şey gelmesin. Bunun altından fayda çıkacak. Peygamberimiz sordu ki, Mekke'de bir nasıl zuhur etmiş? Peygamberim de iddia ediyordu. Siz bunu gördünüz mü? Evet gördük dedik. Şimdi hepimize hitap etti. Dedi ki, bu zata en yakın hısım olan kimdir? İçimizden Mekkelisin, hangimiz hısım kimdir? Ebu Süfyan diyor ki, ben dedim ki, ben onun en yakın hısmıyım. Öyleyse sen de onların içerisinde önünde otur dedi. Öteki Kureyşiler onların arkasına dıktı, Ebu Süfyan Hazretleri'nin önüne dıktı. Ve onlara dedi ki, ben bu zata birkaç sual soracağım. Bu önünde olan zata birkaç sual soracağım. Eğer doğru söylerse sükut edin. Her nerede, hangi kelimede yalan söylerse yalan söylüyor deyin. Ehd-i Misak aldı onlardan. Ebu Süfyan Hazretleri doğru söylerse sükut edecekler. Yok şayet bir yalan, bir noksan söylerse yalan mı diyecekler. Araplarca yalan hükmü ayiptendi. Yani yalan söylemek bütün maayinin hükmündeydi. Onun için Arapların müşrikleri dahi tenezzül etmezlerdi yalan söylemeye. Hadis-i şeriflerde de Peygamber iman ile yalan bir katta cem olmaz buyurmuştu Peygamber. Çok şeydir efendim. Şimdi Ebu Süfyan'ın önünde arkasındaki de dikkat buyurdu. Ebu Süfyan radiyallahu ta'ala o zaman daha Müslüman olmamıştı. Diyor ki, kalbime geldi ki tam fırsattir. Hazreti Peygamber hakkında elimden geldiği kadar söylüyor. Hani şöyledir böyle diyor. Lakin diyor, korktum diyor arkamdaki adamlar. Yalan söyledi demlerse ne olurum diyor bir hükümdarın gözünde. Onun için yalan söylemeden korktuğumdan dolayı diyor, katliyen yalana bir saat etmedi. Bana dedi ki diyor, sen bu zaten nasılsın? Sordu. Dedim ki diyor, ben adım Ebu Süfyan'dır. Evet, babamın adı Hattir, onun adı Ümeyye'dir, onun adı Ebbüşşems'tir, onun babası da Ebbümenaf'tir. Bu peygamberin diye zuhur eden zatın da ismi Muhammed aleyhisselatü vesselam, babası Abdullah radıyallahu anh, onun babası Abdülmuttalip'tir, onun babası Haşim'dir, onun babası Abdülmenaf'tır. Dördüncü derece birleşiyoruz, bu satır bu. Ebu Süfyan'ın nesliyefeni Ebu Abdülmenaf'a varıyor, Hazreti Resulullah'ın filsiye takibi Abdülmenaf'a varıyor. Abdülmenaf'ın dört tane oğlu vardı. Haşim bir, Abdüşşems iki, Abdüddar üç,
bir de efendim Nevfel dört. Dört var. Şimdi dördü de Abdümenaf'ta birleşiyorlar. Şu halde Resulullah Efendimiz'le dördüncü babada Emdezade oluyor. Dedim ki diyor, en yakın akrabası ben. Peki tamam. Bana dedi ki diyor, keyfe nesebuhu fiki, bu zatın nesebi nasıldır? Temiz, pak bir soydan mıdır? Türkçesi bu. Bu peygamberim diye zuhur eden zat, bunun nesebi nasıldır? Bir temiz, pak bir soydan mıdır diye sorunca, dedim ki diyor, innehu nesebun tayyib, bu bir nesebi tayyib sahibidir. Yani soyu pek büyüktür dedi. Çünkü kendinin de soyu büyüktür. Böyle diyor. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam senin hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah-u Azimüşşan bütün halkten Beni İsmail'i muhtar gördü. İbrahim aleyhisselamın oğlu Beni İsmail. Beni İsmail'den Beni Kinane'yi seçti. Beni Kinane'den Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'in içerisinde babamla annemden beni zuhura getirdi. Ben bütün halkın mümtaz ve muhtarıyım diyor. Amen. Amen. Hazreti Resulullah'ın nesebi fâk-ı mutahherdir, muteyyettir. Ümmen ve eben. Hak Teâlâ Hazretleri'nin indinde mehfûz zevattir. Sıbrânullâhi Teâlâ aleyhim ecmeyin. Dikkat! Birinci sual, bu zatın nesebi nasıldır diye sordu. Ebu Süfyan da demiş ki, huzur nesebin tayyibin, pak bir nesebe bağlı. Bitti. İkinci sual şu, bu zattan evvel, bunun babasından, dedesinden kimse böyle bir davada, bunun dediği gibi, peygamberim yahut hükümdarım diye böyle bir davada, böyle bir talepte bulundu mu? Soruyu ikinci soru. Dedim ki diyor, hayır. Bunun abalı ecdadımda böyle bir talepte ben peygamberim diye böyle zuhur eden yoktur. Üçüncü. Bu zat bu soru, bu davayı yapmadan evvel, ben peygamberim diye meydana çıkmadan evvel ahali içerisinde bunun vaziyeti nasıldı? Yalancılıkla yalan söylediği duyurmuş mu, duyurmamış mı? Dedim ki ben hayır. Bütün Mekke ahalisi, bütün Arabistan'da bu zaten Muhammed'in emin dedi. Kasmi söylüyorsunuz. Hazreti Resulullah'ın kasmi söylüyor. Bu zatın değil, çizip de şöhret bulması, Muhammed-i Emin lakabıyla mürekkeptir. Herkes onun emanetine itimat etmiştir. Peki, dördüncü, buna dikkat edin. Buna itimat edenler, ittiba edenler, zengin ismi mi, fukara ismi mi? Sualinin bir ismi. Dedim ki diyor. İttiba edenlerin hepsi fıkaradır. Zenginlerden buna ittiba eden yoktu. Ebu Süfyan'ın kendi de zengindir. Peki. Sualin biri de şu. Bu zata ittiba ettikten sonra bunlar artırıyorlar mı, eksiliyorlar mı? Günden gün. Dedim ki hayır, bundan günden günü artıyorlar. Buna ittiba eden gerçi fıkara diyor mu? Fıkara kısmı çok alıyor gitgide. Sualin biri. Buna ittiba edenlerden hiç kimse o itimattan, itimadını bozup da bundan ayrılmış kimse var mıdır? Sordu diyor bana. Dedim ki diyor, hayır. Bir garip, bir tuhaf bir şey. Ne kadar zahmet çekerlerse çeksinler, ne kadar gahir çekerlerse geçeksinler, ne kadar hebaret görürlerse görsünler, hiç uğurlarına değildir. Sımsıkı bağlanmışlardı. Türkçesi bu. Evet.
Sonra diyor ki, peki bu zat neye davet ediyor size? Ne gibi nasihette bulunuyor? Bakalım, dünya geldiği için, nefis geldiği için şunu uçundur. Dedim ki diyor, bu zat daima meadiyat-ı ahlak ile emrediyor. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, zayıflere yardım, hastalara şu, şuna şu. Bir takım büyük büyük ahlakı saydırmayın. Şey durdu diyor. Heraklı durdu diyor. Dedi ki diyor, görüyorsun. Ben bu zatı sizden sordum, biraz bile söylüyorsunuz. Ahlakını sordum, etvarını sordum, şunu sordum, bunu sordum. Eğer, dikkat edin, eğer bu dediğimiz sözde doğruysanız, bu zat muhakkak ahir zaman peygamberidir. Evet. Ahir zaman peygamberidir. Çünkü ben Tevrat'ta okumuşum. Ahir zaman peygamberinin zamanının geldiğini biliyordum. Lakin Arafat'ın zuhurunu bilmiyordum. Şimdi bana yakın geldi ki bu zat muhakkak Hazreti Musa'nın haber verdiği peygamberdir. Ah ne olaydı ki ben orada olaydım, bunun ağzını yıkayıp suyunu içerdim. Ha, bu sözü söylemiş. Ancak ne diyeyim ki Mekke ile benim aramda şu kadar tahari vardır, şu kadar uva vardır. Ben korkarım ki yolu kestirip de oraya gelip ona ziyaret edemeyeyim. Eğer etme imkanı olsaydı, gider onu, evini, evini öper, ittiba ederdim. Maalesef gidemeyeceğim. Türkçesi bu. Şimdi böyle itizar etti. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam de iman etmedi, fakat bu sözlerde söyledi. Ebu Sufyan diyor ki, bize kalkın bakalım. Hadi, sizin işiniz bitti. Ebu Sufyan Hazretleri diyor ki, dedim ki diyor, emre beni kepşe. Beni kepşenin işi ne kadar büyümüş ya. Resulullah Efendimiz'e. İbni beni kepşe derlerdi. Beni kepşe demek bir künyedir. Resulullah Efendimiz'in süt annesi tarafından bir dedesi vardır. Onun ismi beni kepşedir. Bazıları diyorlar ki, kendi nesebi fakinin içerisinde, yani beni kepçe tabiri vardır. Ebu Sufyan diyor ki, arkadaşlarıma dedim ki, yahu farkında misiniz? Bak, Rum hükümdarı bundan korkuyor. Bu mutlaka bir şey olacak, meydana çıkacak diye kalbime girdi diyor. Lakin lisanen ibraz etmedin diyor. Bu itti. Göz ardardır. Görüyorsunuz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hirak'la yazdığı mektupta Hirak böyle denir. İran'a yazdığı mektupta kitabın başında min Muhammedin ila filan diye o ismini benim ismimden üvey dediği için Hazreti Peygamber'in mektubunu yırttı attı. İran hükümleri. Evet. O Mahmud'a gelip Hazreti Peygamber'e haber verince buyurdular ki o benim mektubumu parçalamıştır. Allah da onun milkini parçalasın. Tabii ki sen de İran hükümdarının milki çok geçmeden Hazreti Osman'ın zamanına kadar tamamen mütelaşı oldu gitti. Diğer hükümdarların milki kaldı ama onunki mümezzet oldu. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Habeşistan hükümdarına da mektup yazdı. O mübarek namini başına buldu. Sen anneta la ilahe illallah. Dikkat buyurun. Şimdi dersimizin şeysi bu püf yeri burası. Üç mektup var. Üçünde Peygamberimiz yazıyor. Üçünde de min Muhammedin ilah filan diyor. Üçündeki lafız da budur. Ben ahir zaman peygamberiyim. Hak Teala Hazretleri beni göndermiştir. Bana ittiba etmek gerekir. Bana ittiba edenler necat bulacaklardır.
bana itba etmeyenler kusurlandadır. Seni İslam'a davet ediyorum. Meal bu. Bu mealde olan mektubu İran hükümdarı yırtıyor. Bu Roma İmparatoru'dan Hirak efendim böyle siyasi bir şekilde cevap veriyor. Tabaşistan hükümdarı efendim. Nedendir bu? Acaba niçin böyle oluyor? Mektubun biri kabul ediliyor. Mektubun biri inkar ediliyor. Mektubun bir de tevilli yolda efendim reddediliyor. Bu başka bir şey. Şimdi iş burada. Diyor ki tevfik aziz esbibe herkes ne dehen dini mübin İslam bir nimet-i üzmadır ki hiçbir şey ebeden değildir. Bu ancak hezmi ilahi olarak ihsan edilir. Akılla, mentikle, felsefeyle bu cevher elde edilmez. Hak Teala Hazretleri Habeşistan hükümdarının saadetini murad etmişti. Onun için Hazreti Resulullah'ın namesini kabul etti. Şeref İslam'da müşerref oldu. Öteki hükümdarlar saadet-i ezeliyeden mahrum oldukları için herkes riyaset-i dünyeviyelerine aldandılar, nimet-i İslam'dan mahrum oldular. Ne anlaşıldı? Demek iman nimeti, tevhid nimeti, mantıkla, felsefeyle, zeka ile, güc ile, zorla olmaz. Ve zori zemiyesler misli inkar. Ve zor altın ile nezer zorla nezer al. Müyestermiş bir inkar. Hazreti Resulullah'ın silsile-i ittibaine girmek nimeti büyük bir nimettir. Bu ancak Allah-u Azimüşşan'ın lütfiyle olabilir. Hak Teala Hazretlerine tevfik ve hüdussuz hem bir sana olsun ki bize Hazreti Resulullah'ın etebi pakine bağlamıştır. La ilahe illallah. Hem Resulullah zümre-i faalifinin idadına ihbal etmiştir. Elhamdülillah. Şunu bilmeli. Ancak bu nimetin gaddini, bu nimeti kaybetmemek için beslemek lazımdır. Bu nimet eğer ne'ûzu billah beslenmezse geçen günde söylediydim. Bu tohumun dibine zikr ile, ibadetle su dökülmezse bu gurur geçen tefsiratın yapmış Allah. Evinin saksına koyduğun o ektiğin şeyin etrafını gazacaktır. Toprağını temizleyeceksin. İcab ederse ora gübremle döşeyeceksin. Suyun da vaktinde dökeceksin. Ta ki o neşkine mağbulacak. Ta ki okuyacaksın. Sen ona bakmazsan o gurur. İman da böyledir. Senin geldiğine Allah'ın lütfiyle bu rahlan tohmu tevhid beslenmeye iktiza eder. Beslenmenin de etrafı beş vakit namazdır. Oruçtur. Zekattır. Hayırdır. Hayri hahlıktır. Anlaya ve hasteye eğiliş yapmaktır. Kötülükten istinab etmektir. Milleti, memleketin aleyhine olan fenalıktan kaçınmak suretiyle o tevhidin dibine su dökülmüş olur. O tevhid de kalbin içerisinde efendim çiçek verir, senin bütün ezana yayılır. O vakit o memleket bir daril İslam olur. Kalbine bir melek oturur, insanın gözü başka türlü görür, kulağı başka türlü işitir, ağzından çıkan başka türlü olur. Bir hakkın Allah'ın bir kulu olur. Allah cümlemizi hafız etsin. Oldu mu lan? Sizlere de başka hadis okuyacağım.
Çok uzatmış. Çünkü ben terliyim, fena oluyor. Bir diğer hadis okuyor. Ve vel imamil Buhari vel imamil Müslim rahmetullahi aleyhima. Evet efendim. Evet efendim. Ya. Niye ya? Nereye git? Ya. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتَلَفْ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ قَالِ الْكَرَامُ. Çok damlıdır. Çok.